Meclis yanında Milli Egemenlik Parkı'nda başlattığı eğitim maratonu az önce sonlandı. 24 saat boyunca yüze yakın konuk ile eğitim gündemini konuştuk. Akademisyenler, uzmanlar, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitim maratonumuzun açılışını genel başkanımız Özgür Özer yaptı. İlk çıktı olarak diyebiliriz ki eğitim konuşmak için ne 24 saat ne de 48 saat yeterli değil. Çünkü eğitim sistemimizin maalesef bugün ne çağdaş, ne laik, ne bilimsel, ne de kamusal bir hizmet anlayışına sahip. Eğitim bileşenleri olan öğrenciler, öğretmenler, veliler, yöneticiler, hizmetliler, sendikalar, STK'lar ve niceleri eğitimin birçok farklı başlığından ve okul ortamında yaşananlardan, eksikliklerinden muzdarip durumda. Bir çıkış yolu yok. Nereye giderseniz gidin, ülkemizin en dertli ve en eksik alanı eğitim. Gün geçtikçe de eğitim alanında bu dertler ve sorunlar, eksiklikler hatta yanlışlıklar devam etmeye, ettirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün 24 saat gerçekleştirdiğimiz ülkemizde ilk kez yapılan eğitim maratonundan elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. AKP iktidarı bilerek ve isteyerek kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamıştır. Liyakatsız atamalarla eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve yatılı okullar kapatılmış. Çocuklarımız kilometrelerce uzaklardaki okullara taşımalı eğitime mecbur edilmiştir. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye 20 metrekarelik konteynerlerde ailece yaşamaya devam etmektedirler. Bugün ülkemizin gençliği sınavlarda her yıl daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gidilmiştir. 81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen bilimi seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34, okumada 36. sırada yer almıştır. Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe her geçen yıl düşürülmüştür. Bunun karşılığında iktidar ÇEDES projesiyle çocuklarımıza camide bowling oynatma, maket mezarlarda ağıt yaktırma gibi pedagojik olmayan işler yaptırmaktadır. İktidar, Türkiye yüzyılı marif modeli gibi çağ dışı ve laiklik karşıtı uygulamalarla uğraşmakta gerçek sorun ve sıkıntılara görmezden gelmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın iddialarının aksine Türkiye yüzyılı marif modeline bilimsel verilerle karşı çıkmaktayız. Çünkü bu program ihtiyaç analizi yapılmadan hazırlanmıştır. Eğitim programları geliştirme ilkelerine ve akademik etik kurallarına uygun değildir. Programın tartışılması için yeterli süre verilmemiş, geri dönüşler için doğru araçlar tanımlanmamıştır. Program çerçevesinde hazırlanacak ders içerikleri ve materyallerin geliştirilmesi için yeterli süre verilmemiştir. Ve program gerekli pilot çalışmalar yapılmadan uygulamaya konmak istenmektedir. Ayrıca bu program kamu yönetiminde ilke, ciddiyet ve israfı önleme açısından son derece kötü bir örnektir. İktidarın kindar ve dindar nesil yetiştirme idealiyle başlattığı bu süreç makbul ve itaatkar nesil yetiştirme istemiyle sürdürülmektedir. Bunun karşısında partimiz Türkiye yüzyılı marif modeli için Danıştay'a iptal ve yürütmeyi durdurma davası açmıştır. 2002 yılında 68 bin olan atanmamış öğretmen sayısı AKP iktidarında 1 milyona yükseltilmiştir. Öğretmenlerimiz okullarda şiddet görmekte öldürülmektedir. Yoksulluk sınırının altında maaşlarla ücretli, sözleşmeli, aday öğretmen, öğretmen, uzman baş öğretmen unvanlarıyla aynı dersi veren ama farklı maaş alan 6 farklı öğretmen yaratılmış, öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Bugün bir uzman öğretmen 41.192, bir baş öğretmen 44.136 lira ücret almaktadır. Fakat ülkemizde yoksulluk sınırı Birleşik Kamu İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 59.353, Türk İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 61.788'dir. Öğretmenlik mesleği kanunu gibi hiçbir paydaşla görüşülmeden sunulan kanun teklifleriyle öğretmenlerin hakları hiçe sayılmış, diplomaları geçersiz sayılarak adaylık statüsüne düşürülmek istenmiştir. Böylece eğitim fakültelerinin işlevi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını söylemişti. 12 Mayıs 2023'te ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mülakat olmayacak artık, KPSS puanına göre çok hızlı şekilde atamasını gerçekleştireceğiz. Yani tek kriter KPSS olacak demişti. Maalesef bir seçim vaadi olarak kalan mülakatlar, şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından
mülakat gibi mülakat yapacağız söylemiyle devam ettirilmektedir. Mülakat, yüksek standardı olan bir ölçme aracı değildir. Ama iktidar kendi söyleminin aksine bundan vazgeçmeyerek öğretmenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda elemeye devam etmek istemektedir. Mülakatla Milli Eğitim Akademisi'yle kendi istediği dışında tek bir öğretmenin bile çalışmasını imkan tanımak istemeyen iktidar, özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkını görmezden gelerek bugün binlerce öğretmeni mağdur etmeye devam etmektedir. 2022 KPSS sonuçlarıyla ek atama sözü verilen öğretmenlerin ataması yapılmamıştır. Engelli öğretmen atamaları yetersizdir. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlikle öğretmenlerimizin emekleri sömürülmeye devam etmektedir. Deprem bölgelerinde çifte mağduriyet yaşayan, atanmamış ya da okulu yıkıldığı için işsiz kalmış, çocuklarından uzak kalmış, görev bekleyen öğretmenlerimizin sorunları çözülmemiştir. Daha bir yıl önce eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in her 100 öğrenciye bir rehber öğretmen vaadi yerine çetesiyle pedagojik formasyonu olmayan kişiler okullara sokulmuştur. Yine aynı bakanın uzman öğretmenler de artık 10 yıl değil 5 yıl içerisinde bu süreci tabi olacakları vaadi unutulmuştur. KHK uygulamaları ile üniversitelerimizin demokratik işleyişine son verilmiş, özgür düşüncenin ve bilimsel üretimin yerleri olması gereken üniversitelerimiz tek tipleştirilmiştir. Nitelikli öğretim görevlileri okullardan uzaklaştırılmış, öğrencilerin sosyal etkinlikleri dahi izne tabi tutulmuş ve engellenmiştir. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine verdiği kararda üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararını anayasaya aykırı bulmuştur. Üniversiteliler için yurt sorunu bir barınamama sorununa dönüşmüş, yoksulluk gençlerimizin üniversiteyi kazansa bile gidememesine sebep olmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu'na göre 2015 ile 2022 arasında 2.3 milyon üniversite öğrencisi okulu bırakmak durumunda kalmıştır. Mesleki eğitim, Türkiye'nin eğitim gündeminin ana kollarından biri olmaya devam etmektedir. MESEM'lerle çocuklarımız iş öğrenen değil, iş gören kişiler haline getirilmiştir. Çocuklarımız 4 gün işe, 1 gün okula denerek okullardan uzaklaştırılmış, üzerine bir de yasal olmayan şekilde okul saati dışında ve hafta sonlarında ağır işlerde çalıştırılmıştır. Yoksul halkın çocukları için tek seçenek haline gelen MESEM'lerde birçok çocuğumuz fiziksel ve ruhsal sorunlarla baş başa bırakılmıştır. Çocuklarımız buralarda uğradıkları iş kazalarında yaralanmaya ve ölmeye devam etmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin araştırmasına göre ise 2013-2022 yılları arasında toplamda 616 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Alperen, Erol, Murat, Arda, Ömer, Ulaş, Zekai, Yiğit. Son bir yılda MESEM'lerde 336 öğrenci çıraklık yaptırılırken iş kazası geçirmiş, 9 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sorumlu bakanlarının ekonomi bilimini göz ardı eden siyasal tercihleriyle Türkiye büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya gelmiştir. Derin bir yoksullukla mücadele eden halkımız çocuğunun beslenme çantasına bir yumurta bile koyamaz hale gelmiştir. Mahmut Özer'in 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlattığı okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması bir yıl bile sürmeden 2023-2024 eğitim öğretim yılında yeni bakan Yusuf Tekin tarafından iptal edilmiştir. Oysa bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su ihtiyacı çocukların sağlıklı gelişimi için hayati derecede önem taşımaktadır. TÜİK 2022 verilerine göre 3 çocuktan biri yani %35.3'ü ciddi maddi yoksulluk ve yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıyadır. Yetersiz beslenme çocukların fiziksel gelişimini, okul için hazır bulunuşluğunu, akademi başarısını ve okula devamını da etkilemektedir. Fakat iktidar bunu görmezden gelmeye devam etmektedir. En başta söylediğimiz gibi eğitim sistemimizin sorunları anlatmakla bitmeyecek hale gelmiştir. 22 yıllık AKP iktidarının eğitim sistemimize yarattığı tahribatı gerek sokaklarda, gerek mecliste, gerek yargı yoluyla olduğumuz her yerde dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitim mücadelemiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi AKP'nin karanlığına teslim etmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaretle sefalete terk eder. Laik, bilimsel, nitelikli, demokratik, kapsayıcı ve kamusal eğitim haktır. Saygılarımızla. Teşekkür ederiz.